Siri kestirmeler ile iPhone'da hiçbir uygulamayı açmadan sadece tek bir kısa yol kullanarak onlarca, hatta yüzlerce komutu programlayabiliyoruz. Sonucunda ise istediğimiz bir işlemi son derece hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu hafta önce kestirmeler uygulamasının nasıl kullanıldığına, bildirimlerini nasıl kapatabileceğine veya galerisinde bulunan şarj sesi ayarlama, internette arama yapma veya Instagram etiketleri kopyalama gibi 12 farklı alternatife bakacağız. Sonraki haftalarda ise asıl sınırları zorlayan Instagram veya YouTube'dan içerik indirme gibi harici alternatiflerle devam edeceğiz. Herkese merhabalar, ben Hakan Ünsal. Akıllı teknolojiler ve mobil uygulamalar hakkında rehber içerikler paylaştığım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Apple kestirmeler serisinin ilk bölümünde önce ücretsiz indirme linkini de açıklamalara eklediğim uygulamanın kullanımı ve gereksiz bildirimlerini nasıl kapatabileceği hakkında bilgiler vereceğim. Eğer direkt kestirme alternatiflerine geçmek isterseniz bu durumda şuralarda bir yerlerde belirttiğim zamana direkt atlayabilirsiniz. Kestirmeler başta oldukça basit bir uygulamaymış gibi görünse de aslında içerisinde binlerce farklı kombinasyonu barındırıyor. Aynı zamanda da şaşırtıcı, çünkü alıştığımızın aksine Apple bu sefer üçüncü partilerin kısa yol oluşturmasına ve hatta cihazlar arasında paylaşılmasına bile izin veriyor. Böylelikle yapabileceklerimizin sınırı da ortadan kalkmış oluyor. Uygulamaya girdiğimizde en alt bölümde kestirmelerim, otomasyon ve galeri olmak üzere 3 ayrı sekmesi mevcut. Kestirmelerimde oluşturduğumuz kısa yollar yer alırken, en soldaki galeride ise Apple'ın bizler için önceden hazırladığı kestirme alternatifleri var. Otomasyon ise belirlediğimiz koşulların oluşma durumuna göre arka planda rutin olarak tekrarlayan işlemler diyebiliriz. Kestirmeler sekmesinden bir klasöre girip önce sağ üst köşedeki artı tuşuna basarak İşlem ekle sekmesinden gruplanmış olan uygulama, konum, web, paylaşım gibi kategorilerdeki seçeneklerden istediğiniz ile ilerleyebiliyorsunuz. İşin asıl sırrı ise programlama dili olarak tanımlayabileceğimiz betik kelimesinin altında bulunan kodlama seçeneklerinde. Bu bölüm kullanılarak oluşturulmuş Instagram veya YouTube'dan içerik indirme, iOS'ta yapılamayan ayarları değiştirme gibi kullanışlı alternatifleri sonraki haftalarda sizlerle paylaşacağım. Kestirmeler uygulamasının en büyük sorunu gereğinden fazla bildirime maruz kalmamız. Apple nedense hem ayarlardaki bildirimler menüsünden kestirmeleri hem de gelen bildirimleri sağa çektiğimizde çıkan menüden yönet sekmesini çıkararak kapatılmasını engellemiş. Uygulamanın bildirim kontrolüne ulaşabilmek için ayarlar, ekran süresi, tüm etkinlikleri gör sayfasından, aşağılarda bulunan bildirimler sekmesinden kestirmelere geliyoruz. Başta kestirmelerin sağında ok bulunmadığından önceki haftaları veya günleri seçerek belirmesini sağlıyoruz. Sonra da bildirim ayarlarına girerek ister tamamen kapatabilir, isterseniz de sadece başlıklar sekmesini açık bırakabilirsiniz. Artık otomasyon veya kestirmeler çalıştığında bildirimlere maruz kalmayacaksınız. Birazdan önereceğim tüm kestirmelerin isimlerini önce galeri sekmesindeki arama çubuğuna yazarak sonuçlarda seçiyor, sonra da en aşağıda bulunan kestirmeyi ekle düğmesine basıyoruz. Önereceğim tüm alternatifler için aynı yöntem geçerli olduğundan bu bölümü hepsinde tekrar etmeyeceğim. Otomasyonların ise adım adım nasıl oluşturulacağını zaten anlatıyorum. İlk önerim, daha önce iPhone ve iPad bilinmeyen özellikler paylaşımımda bahsettiğim Siri'nin şarjın başladığını sesli olarak bildirdiği otomasyon. Bunun için kestirmeler, otomasyon, kişisel otomasyon yarat sekmesine girdikten sonra sırasıyla önce aşağılarda yer alan şarj aletine, sonra da bağlıyken sekmesini seçip sonraki sayfaya geçiyoruz. Buradan işlem ekle dedikten sonra arama çubuğuna metni seslendir yazıyoruz. Sonra da Siri'nin ne söylemesini istiyorsanız metin bölümüne girip sağlamasını ise sağ altta yer alan oynat tuşuna basarak kontrol ediyoruz. Eğer sorunsuz çalışıyorsa sonraki sayfaya geçip işlemi sonlandırıyoruz. Ancak öncesinde aşağıda bulunan çalıştırmadan önce sor sekmesini her seferinde uğraşmamak için kapatmanızı tavsiye ederim. İkinci sırada boş yere pil ve internet tüketimini engelleyen bir otomasyonumuz var. Geceleri veya toplantı sırasında zaten telefonlar kullanılmadığından arka planda boş yere senkronizasyon yaparak hem interneti hem de pili tüketmesine hiç gerek yok. Ayarlar altında bulunan rahatsız etme sekmesinden zamanlamayı seçerek geceleri bu moda geçmesini zaten sağlıyorum. Otomasyon menüsüne eklediğim ikinci eylem ise telefonu rahatsız etme modunda otomatik olarak düşük güç moduna da geçmesini sağlıyor. Bunun için otomasyon, artı simgesi,
kişisel otomasyon yarat sekmesine girerek rahatsız etme açıldığında seçiliyken sonraki işlem ekle, betik, düşük güç modu ayarlayı seçiyoruz. Sonraki sayfada da yine çalıştırmadan önce sor sekmesini kapatıp bitti olarak otomasyonu kaydediyoruz. Rahatsız etme modundan çıktığınızda da düşük güç modunun kapanmasını sağlamak için aynı yöntemle ikinci bir otomasyon oluşturabilirsiniz. Oyun oynarken evde pandemi nedeniyle gereğinden fazla cihaz aynı anda aktif olduğundan Wi-Fi bağlantısının performansı haliyle düşebiliyor. Özellikle PUBG gibi hızlı davranmamız gereken online oyunlarda internet hızı çok daha önemli olduğundan Wi-Fi yerine hattın data paketini kullanmayı tercih ediyorum. Her seferinde manuel olarak Wi-Fi'yi kapatmak yerine kişisel otomasyon yarat sekmesinden uygulama ekranına girip sonra PUBG'yi seçiyorum. Sonraki ekranda da Wi-Fi ayarla sekmesine girip kapalı olarak ayarlayarak sonraki ekrana geçiyoruz. Yine çalıştırmadan önce sor sekmesini kapatıp işlemi tamamlıyoruz. Artık PUBG'yi her açtığımda Wi-Fi kapanarak data paketim aktif hale geliyor. Aynı işlemi yine tersine çevirmek için bu sefer PUBG kapatıldığında Wi-Fi'yi açacak ikinci bir otomasyon oluşturabilirsiniz. Otomasyon yarat menüsüne girdiğinizde görebileceğiniz gibi karşınıza o kadar çok seçenek çıkıyor ki incelediğinizde mutlaka sizin de işinize yarayacak bir seçenek çıkacaktır. Şimdi standart kestirme önerileriyle devam edersek benim en çok kullandığım alternatiflerden biri şurada ara. Kısa yolu aktif hale getirdiğinizde önce arama yapacağımız metni giriyor, sonra da hangi platformda arama yapmak istiyorsak seçiyoruz. Kestirme anında bizi ilgili sonuçlara ulaşabileceğimiz sayfaya yönlendiriyor. Giphy'de ara ve paylaş kısa yolu dünyanın en geniş GIF platformunda hızlı bir şekilde üzgün, deli veya mutlu gibi kategorilere ait seçenekleri karşımıza çıkarabiliyor. Önerilen seçeneklerden istediğimizi çıkan paylaşım menüsünden SMS, WhatsApp veya mail gibi birçok farklı yöntemden birini seçerek anında gönderebiliyoruz. Navigasyon kategorisinde eve tahmini varış süresi, kısa yoluna bir kere dokunarak belirlediğimiz kişiye anında tahmini varış zamanı gönderebiliyoruz. Veya konumu paylaş kestirmesi üzerinden tek dokunuş ile bulunduğumuz konum bilgisini yine istediğimiz bir kişiyle paylaşabiliyoruz. Sırada galerimizde veya internette beğendiğimiz fotoğrafların konum bilgisini gösteren Bu Nerede Çekildi var. Kısa yolu ister kestirmeler uygulamasından, istersek de fotoğraflar uygulamasında istediğimiz fotoğrafın paylaş sekmesinden Bu Nerede Çekildi'yi seçerek çalıştırabiliriz. Kestirme anında haritalar uygulamasını açarak bizimle konum bilgisini paylaşıyor. Eğer benim gibi sürekli benzer konularda Instagram'da içerikler paylaşıyorsanız her seferinde bir sürü hashtag girmeniz gerekiyor. Instagram etiketlerini kopyala kısa yolu sayesinde önceden eklediğim seçeneklere hızlı bir şekilde ulaşıp ilgili paylaşımın altına direkt yapıştırabiliyorum. Meraklıları günün resmi kestirmesi ile NASA'nın o güne ait sitesinde paylaştığı uzay veya gezegen fotoğraflarına ulaşabilir. Eğer isterseniz direkt fotoğraflara kayıt edebilir veya arkadaşlarınızla da paylaşabilirsiniz. Müzik bilgi yarışması adından da anlaşılacağı üzere eğlenceli bir bilgi oyunu. iTunes arşivinizde bulunan şarkılar içerisinde 5 tanesini rastgele seçerek size şıklı seçeneklerle doğru olanı seçme imkanı sunuyor. Oyunu tamamladıktan sonra skorunuzu isterseniz arkadaşlarınızla bile paylaşabiliyorsunuz. Bence iyi vakit geçirmek için keyifli bir alternatif. PDF yap, yine adı üzerinde istediğiniz metin, mail, not gibi dosyaları PDF'e hızlıca dönüştürebilen bir başka seçenek. Yapmanız gerekense sadece dönüştüreceğiniz kaynağı seçip paylaş sekmesinden PDF yapı seçmek o kadar. Gördüğünüz gibi alternatiflerin sınırı yok. Birçok uygulamayı veya komutu kullanarak farklı kestirmeler oluşturabiliyorsunuz. Sonraki haftalarda paylaşacağım yeni bölümde ise harici kaynaklar içerisinde kullanabileceğiniz en iyi alternatifler olacak. Evet, umarım bahsetmiş olduğum kestirme alternatiflerini beğenmişsinizdir. Sizlerin de kullandığı farklı seçenekler varsa yorumlarda paylaşarak bizlerin de öğrenmesini sağlayabilirsiniz. Kapatmadan önce videoyu sonuna kadar izleyenlere teşekkür ederken bana destek olmak için hem kanala hem de Instagram hesabıma abone olabilirseniz çok sevinirim. Haftaya farklı bir içerikte tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Önce sağ üst köşedeki Arkadaşlarınıza bile paylaşabiliyorum.